Şimdi biz bir seçime gidiyoruz. Seçime giderken dezenformasyon dahil pek çok şeyle mücadele etmek zorunda kaldığımız bir seçime gidiyoruz. Muhalefet burada ne yapmalı? Bunu işte yani e... nasıl sağlıklı bir iletişim yolu kurulabilir? Ya da mümkün mü bu geç mi kalındı? Olabilir mi? Olabilirse ne kadar olabilir? Hangi yöntemle olabilir? Bence muhalefet artık e, bizi itidale çağırmaktan vazgeçsin. Çünkü <laughs> yani değil mi yani itidale çağır da. Yani biz sonuçta çıkıp da sokakta elimizde molotof çevirmeyeceğiz. Yani şey, aradığınız zaman... kişiye ulaşılamıyor. <gülüyor> <gülüyor> o durumdayım. Hay bu şey şunu yapmalı mesela bize yaşamı hatırlatan etkinlikler sunmalı artık bize. Hani sokağa çıkın bu demek değil. Bizi dahil etmeli. Yani toplumun her kesimini Elde e, dedin. hayata Kiminiz dahil etmeye etmeli. gerek yok bizi hayata dahil etmeli. Mesela ben artık miting formatının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Miting dediğimiz şey asıyor parti bayrağını çıkıyor lider oraya. Ta arkadan hiç duyamadığınız 45 dakikalık bir konuşma yapıyor. Öncesinde bir sunucu gelip böyle hani ilkokuldaki o bize ezberletilen şiir temposunda lider anons ediyor. Niye gittiğimiz belli değil, iyi hissetmek için gidiyoruz. Hani gidelim de gücümüz belli olsun, orada olmamak vicdan azabıdır falan diye. Oraya gidiyoruz ve gitgide o vicdan azabı içimizde azaldığı için de gitmiyoruz, azalıyoruz. Nerede o adalet yürüyüşünün sonundaki ki e, miting ya da işte mazbata alındıktan sonraki kalabalık? E nerede? Onun üzerine yapılan yereldeki mitingler. Miting formatını değiştirmek gerekiyor. Mitingde insanlara yaşamak böyle bir şeydir, hissettirebilecek, konuşabilecekleri, etkileşimli, ha, heyecan, heyecan, heyecan. evet, topluma o yeniden İmamoğlu, bir heyecan yaratmak. Evet, şey hatırlıyor musunuz? O İmamoğlu seçildiğinde iş insanıymış, sanatçıymış, konuşamazmış, bitti efendim konuşacak bence bu çağrıyı tekrarlamanın tam yeri tam zamanı. Bu toplumun kanaat önderi olabilecek sanatçısı, müzisyeni, oyuncusu bu insanların artık taraf olması gerekiyor. Ya tarafsınız artık hani ya hepimiz ber taraf. Yani artık müzisyenler acından ölmüşken, tiyatrolar kepenk kapatmışken, e, halk derin yoksullukta, çocuklar beslenemediği için gelişim bozuklukları görülüyorken sizin seneye bir dizide rol almanızın ne hükmü var? Sizin bir albüm daha çıkarabilmenizin ne hükmü var? Siz orada olmak zorundasınız bir desteği partili kimliğiyle değil. Mitinglerin artık partili kimliğinden çıkması gerekiyor. Tüm toplum adına olması gerekiyor. Belki de her miting alanında muhalefette kalan her partinin flamaları eşit olmalı. Liderler bir araya çıkıp uzun konuşma değil, şu ellerini tutup bir arada bir görünebilseler, bir el sallayabilseler ve sözü oradaki yereldeki kanaat önderlerine bıraksalar üçer dakika boğmadan ve sonra toplum sanatçının da olduğunu görse, bir parti adına değil, tek adam rejimine karşı orada olduğunu görse. Bu Şu an biz bir anda kendimizi şu iletişimde bulduk. Biz her zamanki gibi seçime gidiyoruz. Üç tane ittifak var. Ee, i̇şte ikisinden biri iktidarı oynuyor. Bir diğeri de mecliste yeter sayı e, koltuk alıp grup kurmaya oynuyor. Çünkü içeride muhalefet edecek. ya Böyle bir durumda değiliz ki biz. Biz bir rejim değişikliği harifesindeyiz. Biz bir daha e, bu ülkede sağlık hizmeti alacağımız doktoru bulamayacağımız... Çocuğumuzu eğitecek eğitmen bulamayacağımız, okul ücretini ödeyemediğimiz için çocuğumuzu okutamayacağımız, e, mecburen imam hatibe gönderdiğimiz çocuklarımıza iş bulamayacağımız, biz artık tarhana bile kaynatamayacağımız bir ülkede ülkeye mi gidiyoruz? Yoksa biz biraz önce bir, bir an önce konuştuğumuz için tutuklanma kaygısı gütmeden rahat yatabileceğimiz bir ülke mi istiyoruz? Biz bunun arasındayız. Yapılması gereken iletişim buydu tek adam rejimine karşı kim olursan ol geldi çağrı. Ben şey inanamıyorum mesela altılı ittifaka işte o girsin mi bu giremesin mi? Yani altılı ittifak diye bir şey kısıtlamak da doğru bir şey değildi ki zaten. Topyekün herkese ikiye bölsünler kampanya. Bir, biz karşısında öyle bir aday çıkaracağız ki biz hepimiz bir sistemden yanayız. Tek aday rejiminin bitmesine yanayız. Ve bununla ilgili bir noter makamı gibi biri gelecek hak ihlallerini çok hızlı bir şekilde aynı yetkiyle geri alacak bizi geri adımla ileri taşıyacak ve en kısa sürede sistemi yeniden e, demokratik adil, layık bir hukuk düzenine çevireceğiz. Hep birlikte yapacağız. Bunun o gelsin de bu gitsin olmaz. Geri kalan ekonomik planı siz meclis çoğunluğunuza göre zaten kuracağınız kabinede sunacağınız kanun tasarısına kalkan elle inen elle yapacaksınız. Bunca sene koalisyonlar böyle kuruldu. Bu kadar Hani işlemez öyle. ve çok zor bir rejim değil. Evet yapılmayanı yaptılar ama mecburlar yapmaya, genişletmeye ve toplum adına tek ses çıkarmaya. Sanki şu an hani iki kutuplu bir şey, seçime gider gibi bir iletişim Tam içindeyim. olarak öyle, tam olarak öyle götürülüyor şu anda zaten. O yüzden tam daha genel çağrılar. Hani böyle bize nefes aldıracak etkinlikler. Hani beraber yapalım artık, bize bir mikrofon tutulsun, halk ne diyor, toplum ne istiyor? ne kadarını yapabilecekler. Biz hepsini bir arada bir konuşabilelim. Biz bilmiyoruz aralarında değil. el sıkışıyorlar mı emin değiliz mesela. Mesela hep soruyoruz işte muhalefetin ekonomi politikası ne olacak? Muhalefetin eğitim politikası ne olacak? Muhalefetin işte hukuk reformları ile ilgili ne gibi düzenlemeler yapacak? Ne vaat ediyor? Mesela bunları çok açık, yalın, şeffaf bir şekilde bilmesi gerekiyor toplumun. Ama henüz böyle bir bilgi yok yani Şimdi her bir toplantıdan bir... sonra başka bir takvim konuluyor ee, bu da farklı algılandığını düşünüyorum tabanda ben bir, bir şey söyleyeceğim acaba e, tam da bu demin konuştuk ya e, işte hani post-truth e, sağ popüler, popülist liderlerin iletişim dili vesairesi şundan emin değilim acaba orada bir yanılgıya mı düşüyoruz bu e, bir an önce programı ortaya açık koymalı toplum bunu bekliyor diyenler benim gördüğüm Hı -hı. Sadece aydın kesim. Eğitimli kesim. Şimdi toplumun geneline baktığımızda e, diğer seçmen Loza'nın gizli maddesi olduğuna ve 2023'te bizim madenleri çıkarabileceğimize inanan bir kesim var. E, aynı şekilde bu kesim yani Yunanistan'la savaşa girebileceğimize de inanıyor. E, ve hani e, şimdi dil şudur otoriter rejimlerde hep gizli öznedir. X yapanlar bilsin ki kim onlar, ne yapıyorlar. İşte bizi yıkmaya çalışanlar duysun ki kim bizi yıkmaya çalışanlar. İç ve dış mihraklar, kim mihrak hep gizli öznedir. Şu bu dilli alan seçmen, halk, toplum. Acaba ekonomi modeli konusunda gerçekten dört başı mamur bir ekonomistin yazdığı bir şey ihtiyaç duyuyor mu? Yoksa şu e, oradaki söylemde yeterli olur muydu? Ya bir tüccarın bakanlık yaptığı yerde bu işin kitabını yazmış adam bulduk size 50 tane. Tillahını yaparız o konuda kafanız rahat olsun. Acaba bir kesime de böyle bir iletişimde mi gitmek gerekiyor? Direkt bu daha mı satın alınır. Şey de, direkt satın alınabilir bir e, söylem olur bu. Bu diğerinden daha kolay satın alınabilir bir söylem hani işte o e, şeyle yani hakikat ötesiyle mücadelede tamam işte popülist söylemden kaçınalım ama ben altılı masaya da bu konuda çok yüklendiğimizi ve genelde de hani bilgili bilinçli ve bu yankı odasının içindeki insanların yüklendiğini düşünüyorum toplum o, ve şuna da inanıyorum daha kötü olamaz gerçekten olamaz bundan daha kötü olamaz yani rant sistemini kestiği an bundan daha kötü olamaz e, garanti ee, yolcu evet. garanti hasta garanti geçiş ücretini nasıl iptal edileceğini bana anlatsınlar. Ben çok okuyayım, mekano düzeliyor zaten. Hani oradaki kaynak sonsuz bir kaynak. Ya da Sayıştay raporlarına göre geriye dönük inceleme başlatacağız ve kamulaştırma olmak zorunda. Yoksa bu bu yeni düzen rayına oturamaz. Kamulaştırma şart desin. Ben iknaayım mesela. Yani çok büyük bir ekonomik plan beklemiyorum. Oradaki kaynağı ve e, tutarın Hacminin az çok farkındayım. Çok kısa zamanda iyi bir soluk aldıracağını içler dışlar çarpımıyla hissedebiliyorum. O kaynan nereye aktarılacağına da güvenmek isterim. Ama ben onu alırım mesela yani 40 tane sana akademisyen kitabını yazmış adam buldum. Banka yönetmiş insan buldum. Güreşçinin banka yöneteceğine inanıyorsun da bu adamın devlet bankasına zarardan çıkaracağına inanmıyor musun? Ben inanırım.